Arkadaşlar merhabalar bu videomda orijinal yayınlarının hazırladığı TTIP Geometri soru bankası kitabında çemberde açı konusundaki ÖSYM tarzı test birinin çözümünü yapacağız Çözümlere başlayalım Birinci soruda Açılar verilmiş hemen Açı veya ilişkisi çevre açı var 20 ise burası nedir 40 30 ise burası nedir 60 80 ise bu gördüğü yay nedir 160 X ise burası da 2x e, çemberin ölçüsü tamamı 360 derece 160 40 daha 260 daha 260 360'a tamamlayan açısı 100 derece kaldı. 2x 100 ise x'i de böylelikle 50 derece olarak buluruz. Cevap C an çıktı birinci soruda. Geldik 2'ye. Teğet kirç açı var. 45 ise gördüğü yay 90. Teğet kirç açı 55 ise gördüğü yay 110. 110 90 daha 200. E, 360'a tamamlayanı 160 derece kaldı. Çevre açı var burada da 80 derece olarak buluruz. X'i yani cevap Edremit oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. 50 ise hemen gördüğü yaya bakıyorum. Burası kaç yapıyor? 100 yapıyor. Sonra 70 ise bu arada çap demiş abi. AB çapsa hocam bunun tamamı 180 derece. O zaman 100'ü buradaysa buraya ne kaldı? 80 kaldı. 70'i kullanalım. 70 ise gördüğü ya 140 yapacak. Şöyle şurası 140 yapacak. Hocam burası 140 ise buraya da 80'i buradaysa buraya da 60 kaldı. Çevre açı var burada. 30 derece. Evet. Üçüncü soru. Akçay oldu. Geldik dördüncü soruya. AB çap demiş. AB çap demişse hemen merkez buralarda bir yerle Çap 180 derece diye iki eşit parçaya ayırıyor. 180 burası. E 130 var burada çevre açı. Hop burası 260 derece yapar. 180'i buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 80 derece kaldı. Bak 80'i görüyor. X çevre açıdan 40 derece yapar burası. Yani dördüncü soru. Cihan oldu. Geldik 5'e. Şimdi çembere tamamlayabiliriz ama ben genelde böyle çeyrek çemberde, yarım çemberde tamamlamayı sevmiyorum. En etkili silah yap, yarış yap diye düşünüyorum. Merkezden bir yarış yap çiziyorum. Yarış yap çizmeyle kalmayacak tabii ki. Yarış yap uzunluklarının mutlaka gösteriyorum. E 70 ise bak burası da 70 yaptı. 70, 70, 140'dan burası 40 yaptı. Tamamı 90 olduğundan 50 yaptı. Burada da bir ikiz kenarlık var. İkiz kenarda tepe açısı 50 ise 180'den 50 çıkart. 132'ye böl. 65-65 yapar taban açıları. Yani cevap edremit oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Bak x'e bakıyorum ne çevre açı ne merkez açı. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bir ek çizim yapacağım. En etkili silahım yarıçap çap çizmek. Al sana yarıçap. Ama yarıçap, çap yarı çap de gösterelim. E, o zaman x kenar çıktı burası da x. Yani ben bu açıyı bulursam x'i de bulurum. 80 verin bir 80'e yoğunlaşalım. Hocam burası 100 yapar. 100 çevre açı yani 200 yaptı. E burası 200 ise arkadaş tamamı 360 yapacağından buraya 160 kaldı ve çevre merkez açıdan dolayı burası da 160 derece yaptı. Şimdi ikiz kenarın tepe açısı 160. 180'den 160 çıkart. 20. 2'ye böl. 10 derece 10 derece olur. Yani cevabımız 10 çıktı. 6. soru. Akçay oldu. Geldik 7. soruya. İkiz kenarlık verilmiş hemen taban açılarını yazıyorum. Ve sonra iki tane açı yan yana dayanamam. İkisini toplamı bir dış açıya eşit. Yani burası 2x oldu. E teğet giriş açı oluştu. Yani gördüğü yay 4x olur. Çünkü 2 katı oluyor Çevre açı var burada da. X ise gördüğü yay 2x'tir. Bak 120 var burada. 120 nereye giriyor? Hop şurayı görüyor. A 120 burayı görüyor. Buradaki açı kaç derece olacak? 240 derece olacak. Toplamda burası da 6x değil mi? 6x eşittir 240 ise x'i de böylelikle 40 derece olarak buluruz. Yani cevap edremit oldu. 7. soruda geldik 8'e. Kirişler eşit verilmiş. Kirişlerin eşit olması ne anlama geliyor? Yayların eşit olması anlamına geliyor. E burada 40 derece verilmiş. Bu 40 dereceyi kullanacağım. Öncelikli olarak ne diyelim? Şunlara bir alfa 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 diyelim. Hocam çemberin ölçüsü 360 derece olacağından buraya da 360 eksi 3 alfa kaldı. Sonra ne yapacağım burada? E burada arkadaşlar dış açı var burada. Dış açı gördüğü yayların farklarının yarısı. Yani bizim 40 derece neye eşit arkadaşım? Alfa Eksi 360 eksi alfa ama tamamı dikkat et bölü 2 eşit. 80 eşittir. Alfa eksi 360 artı alfaya eşit oldu. Değil mi? Pardon burası 3 alfa olacak. Artı 3 alfaya eşit oldu. 4 alfa burası. Öbür tarafa atınca 440 yapıyor. 4 alfa 440 sa alfayı da buradan 110 derece olarak buluruz. Alfa 110 sa arkadaşım şöyle 110 sa Hocam 330 yapıyor. Burası da kaç yapıyor o zaman? 30 yapıyor. Arkadaş x'e bak şimdi iç açı diyeyim burada. Evet x açısından neye eşittir? Gördüğü yayların toplamlarının yarısı. 110 artı 30 bölü 2. 140 bölü 2'den 70 yapar cevap C Ya, ya da 30 ya burası 15 yapar deyip 2 iç açının toplamı bir dış açı deyip buradan da şey yapabiliriz. Ya da e, burası 15 işte buradaki üçgen bilgilerinden yapabilirsin. Sonra burada 2 iç açının toplamı bir dış açı deyip şurayı bulursun. Burada da iki iç açı toplamı bir dış açı deyip x'i bulabilirsin. Tamam sana kalmış. Yani 8. soru C an oldu geldik 9. soruya. Yarı çapla alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Demek ki bir ek çizim yapacağım. En etki yarıçap yarı çap. Al sana yarı çap. E, yarı çap çizmeyle kalmasın. Yarı çap uzunluklarının eşitleri mutlaka gösterilsin. Bak çift çizileri gösterdim. İkiz kenar çıktı. 35 ise burası da 35. İki tane açı yan yana geldi. Dayanamam. İkisini toplama bir dış açı. Yani burası 70 yapar. İkiz kenardan dolayı burası da 70 yapar. BD yayının ölçüsü isteniyor bizden. 70-70-140'dan buraya 40 kaldı. 40 sa merkez açı var burada. Hop 40 derece yapar burası. Yani 9. soru Ceyhan yaptı. Geldik 10. soruya. Şimdi neler verilmiş? Valla burada ben çembere de tamamlayabilirim ama ya en etkili silahım yarı Hop yarıçap çap çizdim. Çizmeyle kalmasın. Eşitlikleri göster. E, taban açıları değer verelim. A, A diyelim. Hocam burası 180-2A oldu. E şuraya da BB diyelim. O zaman burası da 180-2B kaldı. E benden a artı b isteniyor. Bak dikkat et şurada kaç kaç derece 90 derece. Yani 180 eksi 2a artı 180 eksi 2b eşittir 90 olduğundan 360'tan 90 çıkınca 270 eşittir 2a artı 2b yapar ve a artı b buradan kaç gelir? 135 gelir. Zaten x açısı da a artı b'ye eşit. Dolayısıyla cevap 135 derece olur. Yani 10. soru denizli oldu. Geldik 11. soruya. Yarı çapla alakası yerde bir verilmiş. Ek çizimi yapacağım. Belli el etkisiyle abi yarı çap. Al sana yarı çap. Al sana bir daha yarı çap. Yarı çap uzunluklarının göster. Aa ne çıktı burada? Eşkenar 60 60 60. E 60 ise gördüğü yay nedir? 60. Bak şimdi benden x deniyor. X bu iki kiriş arasında kalan açı değil mi? İç açı. Gördüğü yayların toplamlarının yarısına eşittir. Ama amma ve lakin 70'i kullanamıyorum. Buradaki yayı da bilmiyorum ben. Değil mi? O zaman burada da bir hamle yapmam lazım. Şurada çap. Çünkü 70'i kullanamadım ben burada. 70'i nasıl kullanabilirim acaba? Hocam 70'e yoğunlaşalım. Buraya döneriz şimdi biraz sonra. 70 gördüğü yay kaç yapıyor? 140 yapıyor. Hocam bu da çap ya. Aa tamamı 180 olduğundan buraya kaç kaldı o zaman? 40 derece kaldı. E ee, olay bitti. Biraz önceki dediğim gibi şu iki giriş arasında kalan açı gördüğü yayların toplamlarının yarısı eşittir. 60 artı 40 bölü 2'ye eşittir. 100 bölü 2'den cevabı kaç buluruz? 50 olarak buluruz. Yani cevap balık esir çıktı 11. soruda. Geldik 12'ye. Şekilde verilen çemberin üzerinde eşit aralıklarla 6 tane nokta işaretlenmiş. Hocam 360 bölü 6'dan her bir ölçü, yayın ölçüsü kaçar derece yapıyor? 60'ar derece yapıyor. Evet şimdi bu 60, 60, 60. Aa arkadaşım bu o zaman bak 180, 180 diye ayırdı. O zaman bu bir çap. Çap tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir 60 derece var. O çevre açıdan dolayı burası 30 oldu. Hocam şu üçgen oluşturalım. Şunu da çizersem böyle. Bu da 120'yi görüyor. 60 oldu. A burası da 90 ya da çapı gören çevre açı 90 diyebilirdik. 60'ı karşı 6 ise 30'un karşı 6 bölü köküçten 2 köküç çıkar. Ee, 30'un karşı 2 kök ise 90'ın karşısında 4 köküç mü olur? Evet cevabı 4 köküç olarak buluruz. 12. soruda. Ve böylelikle ÖSYM tarzı test 1'i bitirdik mi? Bitirdik. Sırada ne var? Test 2 var. Bir sonraki videoda. ÖSYM tarzı test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.